Krebs Teras Noir'ı sunar. Şimdi sana evet. Bugün harika bir oyunla geldim. Bu bizim oyun köşemiz çünkü. Anlat bakalım. Ben oyunu anlatıyorum. Bu çok eski ve kadim bir oyun. Bilenler olacaktır. Şimdi sen bir harf seçeceksin. Ben sana bazı sorular soracağım. Sen bütün sorulara o harfle cevap vereceksin. Okey. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen de aynısını bana yapacaksın. Tabii. Tamamdır. Şimdi istersen önce ben harf tutayım, sen bana sor. Yes. Tamam. A. Şşş. G. G. G mi? Meriç'cim. Hoş geldiniz Meriç Hanım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Hı hı. Uzun zamandır birlikte Teras Noir programını icra ettiğiniz Efe Tunçer'i tek kelimeyle tanımlamak isteseniz o kelime ne olurdu? Gül. Gül. En sevdiğiniz şarkı nedir? Gamze'deyim, deva bulmam. Böyle bir şarkı var mı? Var mı? Gayet tabii. Mesela bir gün yolda yürüyorsun. Birden böyle inanılmaz bir duvar yazısı gördün, çok hoşuna gittin. Ne tepki verirsin? Gol! Harika, harika, harika. En sevdiğiniz müzisyen? Galiba bu soruya cevap vermekte zorlanacağım. En sevdiğiniz ressam? Goya. Pekala, o zaman şöyle bir şey sorayım size. En gitmek istediğiniz ilimiz? Gaziantep. Bravo, tebrik ederim. Dostluk kazandı Meriç Aral'dan, muhteşem bir performans. Şimdi aynısını ben uygulayacağım. Evet, şimdi ben yes. Sana sorular soracağım. Evet. Harfini lütfen seç. A. Dur. Ne? Ne? Evet. Hoş geldiniz. İsminiz? Netamet. Netamet. Aa, ne kadar hoş bir isim. Anlamı ne acaba? Nergis'ten yayılan uhrevi koku. Nergis benim en sevdiğim çiçeklerden biridir. Sizin en sevdiğiniz çiçek nedir? Nergis. Nergis mi sizin de? Nergis peki hangi aylarda açar bilir misiniz? Nisan. Peki hangi ilimizde daha çok Nergis bulabiliriz? Niğde. Niğde'de mi? Aa çok iyi. Niğde hangi bölgemizde? Nil Nehri'nin kıvrımlarının ucuna Allah doğru. Allah Allah. Sizin galiba coğrafyanız çok da iyi değil. Peki hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Noterim ben. Aa notersiniz. Nerede? Noteristan'da. Noter odası. Noteristan tam nerede oluyor? Çıkaramadım. Niğde. Niğde, olay Niğde'de geçiyor. Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Nasılsın? Gerçekten çok iyiyim. Ben de çok iyiyim. Bir ihtişam, bir görkem, bir huşu, bir aşkın bir duygular içerisindeyiz kesinlikle diyebilir öyle. Miyiz? Biz bunu hak edecek ne yaptık diye düşünmeden edemiyorum. Ben de düşünmeden kendi edemiyorum. Kendime. Ben de edemiyorum. Bu masadayız yine. Evet. Yine başladık programımızı yapmaya. Ne uzun. Mutlu bize. Ne mutlu bize. Ve açıkçası harika bir gün. Harika bir gün. Masamızın sanki hacmi büyüdü gibi kesinlikle. Hissediyorum. Yani masamızın görkemi, hacmi dediğin gibi büyüdü. Ve bu benim hayallerimin ötesinde bir... Işıl ışıl. Büyüme. Yani ışıl ışıl bir masa. Tutamadım daha fazla. Aman Allah. Ya sen bakmayın. Neyi tutuyorsun zaten be kadın? Hacim macim deyince kaldım orada. Ya bu nasıl bir onur, nasıl bir şeref? Ya teşekkür ederim. Senin şöyle bir izin verirsen güzel güzel dolu dolu anons edebilir miyiz konukluğunu? Evet, evet bir anons. Anons ister. Buyurun. Şöyle bak anons şimdi. Da ne güzel kelimedir. Dur bu konuda çok skandal açıklamalarım var. Birazdan geleceğiz kelimelerle ilgili. Eyvahlar olsun. Hepsini dile getireceğiz ama müsaadenle. Evet beklenmedik açıklamaları oldu kelimelerle ilgili sevgili Hatice Aslan'ın. Kesinlikle. Ama biz bir anons edelim. Meriç'cim o güzel sesinle Teras Noir'ın konuğu. Hatice Aslan. Vay. Bravo Hatice Aslan. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Vallahi burada olmak güzel. Garip bir duygu gerçi. Tuhafız yani. Böyle spor kıyafetler gelip sonra bir anda bir havalara girip böyle Milan Rouge gibi çıkmak. Gel
enteresan oluyor. Yani sen bence ne giysen ve ne yapsan o klas zaten kendini belli ediyor gibi anlıyorum ve hissediyorum ben her zaman. Seviyorum, her türlü seviyorum. Pijamayı da seviyorum, böyle kıyafetleri de seviyorum, iç çamaşırı da seviyorum, her şeyi seviyorum. Yani sen iç çamaşırı hiç çok sevmez. Hoşuma gidiyor. Onu biliyor musun? Bilmiyordum. kimin sergilediğine bağlı bence. Efe hep nefret edecek şeylerle karşılaşmış büyük ihtimalle. Ya bu konuda ihtimalle. Karşı çıkacak gücüm dahi kalmadı artık yani. Öncesini bilmiyorum ama. Öncesini boş ver Hatice, boş ver. Yani bu genç bir oyuncu var. Bartu Küçük Çağlayan diye duymuşsundur belki. Aa, çok severim. Bayılıyorum. Aynen. Biz de çok severiz. Biz de çok evet. severiz. Değerli dostumuz. Harika. Bartu Küçük Çağlayan. Onun yarattığı bir spekülasyondan doğan bir aramızda bir şaka ola geldi. Ola geldi. Sadece şaka mı? uzun bir program olacak. Öncelikle çok belli. Bir süre buradayız. Konuğumuz gerçek bir star. Gerçek evet. bir yıldız ve ona layık olmaya çalışacağız. İnşallah. Gibi. Umarım. Ay inanamıyorum. Ben böyle yerlerde gidiyorum birazcık. Yani kendimden geçip havalara girmeye çalışıyorum evet. ve girdim. Haklısın, tamam çok iyi. Sen havalara şu anda girdim. Girdiysen de ne yaptıysan da bu senin hakkındır. Bunu bir önce karar verelim. Onun üzerine devam edelim. Ama şunu da söyleyelim. Teras Duvar'ın masası da ağırdır. Öyle görünüyor. Öyle sıradan yani, bir masada değildir. Adliye koridorlarından geçmiş dosyalarla. Yani biz kan, man dinlemeyiz. Kendimi... Bizim burada dosyalarımız var. Evet, kaç madde var acaba bana dair bilmiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hatice'ciğim hoş geldin. Çok teşekkürüz. Buldum mu diyorlar. Hani bulduk deyince olmuyormuş. Ya ben hoş buldum denmesine. Halbuki ben bulduk daha bana ben de uyuyor. Bulduk. Çünkü bende birçok şey var. Yani ne gibi? Hatice Aslan var, Hatice var, Haccik var. Hatçe var. Yani onun için hoş bulduk. Ben hoş bulduk demeyi tercih ben ediyorum de. Bu arada. Ve Haccik'ten evet. sonrasını dinleyemedim. Yani orada kaldım. Haccik nickname'in mi var? Diyorlar mı yani? Hitap ediyorlar Hatis mı? Var, Hatus var, Hati var, Hatiş var. Yani mesela Efe küçük arkadaşımın, Berfu'nun oğlu Efe. Hatiş diyor her gördüğünde beni. Öyle öyle Hatiş. Bir favorin evet. var mı? Hepsinin ayrı yeri var. Gerçekten yemin ediyorum. O zaman bak. Biz de Hatçuk diyelim. Biz de böyle. Çuk. Korkunç yani. Garip bir demeyelim. Kendimi bir anda şalvarlı ve o Ülfet karakterinin içinde gördüm. Ben olayım Sadi. Ne güzel söyledin ki. Gerçekten uzun bir program olacak. Hazırlanın yani hazır olun. Hatçuk tam öyle oldu gerçekten. Hemen havaya girip, hay Allah'ım ya. Çok, hay Allah. Çok sert başladı program yani. Mükemmel başladı daha renkten doğrusu. Kaynaklanıyor. Kırmızının öyle bir şeyi vardır, etkisi vardır. Yeni yıla doğru koşarak ilerlediğimiz bu günlerde. Tabii tabii, niye koşuyorsak onu da bilmiyoruz da. Değil mi? Niye bu kadar kutlanacak da bir arkadaşlar, şey değil yani. Arkadaşlar düşünüyor olabilir miyiz yani hani şu 2021 hadi artık be. Abi her yıl aynı şeyi söylüyoruz artık ama yani. Ben söylemedim. Ben de hiç söylemedim. Vallahi hiç söylemedim yani. Evet. Yıl... 2019'da da biraz söylemiştim. Geçiyor gidiyor. Yani yılla ilgili ne bileyim ben tamamen alakasız ve kopuk davrandım. Yaştan kaynaklanıyor olabilir bu. Bence varoluşsal bir yıl şey. Neye göre kime göre yıl bilmiyorum. Kaç dönemdir buradayız onu da bilmiyorum. Bak derinleştik bir anda. Çok şey... Kesinlikle öyle bu arada. Evet. Bence de yani çok takıldığın bir şey değil o zaman senin hani hı-hı. bu işte yıldı, dönemdi, insan hayatının işte insanlığın geçirdiği dönemler falan. O kadar takılı olduğun bir şey değil o zaman. Evet, çok merak ediyorum ama nasıl biriydim, ne oldum, şimdi neredeyim ve ne olacağım merak ettiğim bir şey. Okay. Ama bence evet. böyle ya yani şu seninle ilgili benim kafamda en çarpıcı şeylerden biri kesinlikle şu. Zamansız olmak. Yes. Yani hani bence bir sanatçının bir işte aktörün, aktristin olması gereken, tırnak içinde söylüyorum bunu bir hani ideal bir şey olarak söylemiyorum ama yapması gereken ya da olması gereken ideal durum zamansızlık ve seninle ilgili bence en çarpıcı şeylerden biri zamansızlık. Dolayısıyla bu söylediğin, demin söylediğin şey aslında senin kimliğini de yansıtan bir şey. Yani bizim adımıza izleyici, senin işte eşrafın, eşin, dostun, arkadaşların olarak hissettiğimiz şey de bu. Ve bu muazzam ilham verici ve muhteşem aynen. bir şey. Daha yani. Güzel açıklanamazdı bu arada. Evet, kesinlikle yani katılıyorum. Takdir ediyorsun değil mi kesinlikle arkadaşım? Kesinlikle ediyorum.
Şimdi tabii bu konuda çok sen güzel. Ne düşünüyorsun denmez yani. Da şu an evet falan mı diyecek ama gerçekten öyle bu arada. Teşekkür ama, ederim. Evet yani skandal diye bir açıklama yaptın kelimelerden nefret ediyorum ay. Diye. Bunu ne yapacağız? Hayır ben olan kelimelerden çok yani onlarla birazcık şeyim var. Böyle çelişkilerim var. O yüzden de mesela bir anda Burak Özdemir'in kitabına böyle dört elle sarıldım. Hı hı. Yani gerçekten hani bu kelimeleri ters yüz ediyor. Hı. Benim de sürekli kafamda hep o vardı. Bu şimdi ne yani şimdi ben hani tam o kelimeyi yaşayamıyorum mı getiriyor. Hı. Yani tam anlamı değil yani öyle bir yabancılaşma onun için güneş dil kitabı güneş dil kitabı. Birçok şeye böyle bir anda o sözlük böyle dedim ki evet ya bunun bu olması gerekiyor. Mesela daha önce de bir programda söylemiştim. Kız sözcüğü yani çok enteresan kız kelimesi pardon. Yani nasıl hani şimdi kadına şiddet diyoruz bilmem ne diyoruz falan filan. Zaten sen kız ve oğlan derken kız diyorsun. Hı-hı. Kızmaktan geliyor. Hmm. Kısmaktan geliyor. Hmm. Sen şimdi kız çocuğu dersen kız çocuğu. Kız falan olacak. Hmm. Yani sen ne kadar şey yaparsan senin farkına varmadan arka tarafına yerleşen bir şey var çocukluğundan beri. Onun için mesela Burak o kelimeyi niye diyor gül çocuğu değil diyor kız çocuğu diyor. Hmm. Ne kadar güzel. Aa, yani bir kız enteresan. Çocuğuna çok yakışıyor gül, gülmek, çiçek anlamında. Yani peki o zaman şöyle bir şey... Bir sürü bir şey var. Ben şu an hani o ya, aklıma geldi. Evet. Bu söylüyorum. Bence çok doğru, çok pardon. Güzel, bir şey söyledim ama böyle dil çok evrilebilen bir şey ya yani. Zaten hani biz nasıl kullanıyorsak ve ne şekilde kullanıyorsak öyle evrilen bir şey. Mesela ben kız çok derim. Hmm. Ne yapıyorsun kız falan derim. Sız evet. Kız falan derim yani. Ben şakayla de karışık ve vesaire yani. Şeyi hiç düşünmemiştim sen şimdi söyleyene kadar. Yani o kızın kızmaktan, kısmaktan geliyor olabileceğini hiç düşünmemiştim ve biraz da bence böyle atfettiğimiz manayla da alakası olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden de evrilebilen bir şey olduğu için nasıl kullanırsak nasıl duyguyla kullanırsak aslında. İşte arka tarafına yerleşen şey o değil. Çünkü kızmak kelimesi de senin hayatında var. Evet. O zaman bir farkı yok aslında kızla kızmak arasında. Evet ya bu kız. Dil çok enteresan. O yüzden hep şey. Hani o yüzden hep yabancılaşıyorum çoğu kelimeye. Bu ya böyle söylemeyeceğim galiba ben bunu deyip saçma sapan bir kelime kullanabiliyorum orada. Sonra da adımız cahil oluyor bilmem ne oluyor. Halbuki o arada bir şey sorguluyorsun. Böyle geçiyor işte hayat. Ben şöyle de bir kelimeler şey... Kelimeler önemli ama. Kesinlikle. Yani duygu da önemli. Kullandığın dil de önemli. Evet. Küfrettiğin zaman aslında küfür hani çok rahatlatan bir şey denir falan filan ama aslında pek de rahatlatan bir şey değil bedeni. Hmm. Ben şöyle bir şey düşündüm bu anlatıklarından. Senin belki de oyunculuğa da yaklaşımın bununla ilgili olabilir. Yani çalışırken de ya da işte perform ederken bir rolü. Sanki birazcık böyle o kelimelerin, o rolün hani eyvallah tabii ki psikolojik kısmı hepimizi ilgilendiren bir şey oluyor ama sen sanki o ağızdan çıkan kelimelerin fonetiği, tonu, duygusuyla da çok ilgilenen bir oyuncusun gibi hissettim. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Ve bir de karşıyı sadece dinlerim. Sonradan hani repliğim ne falan unuturum. Gerçekten unutuyorum bazen. Karşıyı dinlerim. Çünkü bazen öyle bir hareket yapıyor, öyle bir mimik yapıyor ki belki senin tahmin ettiğin şey değil karşıdaki. Hani okurken senaryoda okuduğun şekilde değil. O zaman senin de duygun başkalaşıyor. O zaman bir tatlılık ve canlılık geliyor role. Kesinlikle. Evet, o yüzden iyi dinlerim karşıyı. Bayağı gözlerim. Hani kendi repliğimi unutup sonra cevap veririm. Ve bazen de kelime değişik çıkıyor o yüzden. Mesela senin ezberlediğin cümle çıkmıyor bazen. Ya kesinlikle öyle. Ya o zaten biraz hani anda kalmak ve o hani oyunculukta çok olması gereken şey de o zaten. Doğru. Yani karşındakini dinlemek ve o ne diyorsa tabii ki yani yazılan şeyin doğrultusunda oradan akıtmak yani o söylenen şey. O yüzden evet ben de yani kendimce çok dinlerim ve nasıl aktığına bakarım yani söylenen şeyin. Evet. Bu bence çok doğru yani bence de öyle. Orada olmak yani her türlü öyle yani. Şimdi buradayız işte bir tane bir yer. Güzel evet, bir yermiş. Keşke seyirci olsaymış. Gerçi seyirci var değil mi dışarı dijital ortamda olacak biz tabii. Biz şey yapmadık bir de. Evet.
Yani kapı baca yıkıldı. Biz şey yapmadık. Biz biraz kapıları tutmak zorunda kaldık. Tutmak zorunda kaldık. Hay Allah'ım, açın her yere açın. Açın kapıları. İnsanlar koşarak içeri girse. Tamam açalım açalım bari. Açın. İyi. Aslında çok güzel bence açıkladın Meriç. Gerçekten senin bu yani kattığın, oynadığın her role, yaptığın her işe zamansız ve inanılmaz da bir çeşitlilik. Yani hani evet ya. Şimdi gerçekten ben biliyorum çok benim en yakın arkadaşlarımdan biriyle onun için Hakan'la bizim Kurtaş'la Vücut filminde oynamıştınız yani. Ya, o çok evet. Çok güzel filmdir. Onun için de çok özel bir durumdu ve hep senle böyle bir onun ilk sinema filmi falan diye. Evet yani. İlk sinema ilk kamera önünde olduğu andı. İlk yani her şeyle sadece tiyatroda vardı. İlk. Her şeyle. İlk yani. İlk yani. Ondan da çok bildiğim için ne kadar mutlu ve şanslı hissettiğini kendisinin seninle oynadığı için ilk deneyiminde. Ama yani oradan da başka bir yere atlıyorsun falan filan. Evet. Bu biraz bu yorucu bir şey mi? Hiç değil, çok eğlenceli. Gerçekten. O kadar merak ediyorum ki o yüzden ben mesela çok zor senaryo reddederim. Bu sefer nasıl bir şey çıkacak acaba diye gerçekten bilmeden atladığım bir yolculuk. Hı-hı. O bilmeden gidilen yolculuk da çok başka türlü oluyor. Ne olacakmış, tutacak mıymış, beğenilecek miyim, beğenilmeyecek miyim falan değil. Orada diyorum ki bu nasıl bir karakter acaba? Hı-hı. Nasıl yapacağım? Hani öyle yürüyorum ve öyle oldum. Aa evet değişik oldu ya, enteresan. Bazen... Bu biraz buna yakın. Çünkü senaryo da bazen çok yakın olabiliyor. O yakın olduğu zamanlar ne yapabilirim buna? Hmm. Ya geçiyorum hemen. Yani ton olarak, yürüyüş olarak, içindeki o fırtına nedir ona? Çünkü genelde biliyorsunuz entrika şeyler olduğu için. Evet yani ben dizilerde. Mesela seni böyle çok alakasız bir dizide... Yani şu an adını hatırlamıyorum dizinin. Yani vermek de istemiyorum ama böyle hani köylü gibi yani böyle Ülfet daha... karakteri. Evet böyle... Hmm. O kadar şaşırmıştım ki çok beklenmedik bir şeydi ve böyle ya. Hani Hatice ne yapmış ya böyle çok ilginç falan diye düşünmüştüm. Yani bence bu muazzam bir şey. O demin bahsettiğim çok zamansızlık keyifli. Ve tamam senin şimdi söylediğin şeyle çok örtüşen bir şey. Yani bence bir oyuncu olarak böyle her şeye açık olmak ve her ana hazır olmak ve acaba buradan ne çıkacak diye girmek zaten gerekiyor. Range ya. Bence... denilen şeydi evet, değil mi? Evet aynen yani? Öyle. Alan yani hani ha, okay. O senin işte oyun yani o karakterleri hı-hı. Oraya sığdırdığın hı-hı, o alana hı-hı. O karakter skalası sende çok renkli ve geniş olan. Ya buradan bak şimdi bir şey sormak evet. İstiyorum. Sor. Şimdi bizim aslında... Hatta bu podcast'i yapmaya başladığımızda da çok başat, böyle kalbimizde ve beynimizde çok büyük bir yer toplayan bir konuydu bu. Ay neydi o? Yani merak ettim. Ben böyle şeyleri söylemiyorum Meriç'e. Çok hoşuma gidiyor çünkü reaksiyonu. Yani, biraz korktum galiba. Hayır saçmalama öyle bir şey. Yok şaka yapıyorum. Saçmalama. Şimdi şunu şöyle mutlaka konuşmak gerekiyor bence. Biz seni şurada izledik küçücük bir çocukken Ferhunde Hanım'la. Ay ne güzel. Şu konuyu bir açalım lütfen rica ay, ediyorum. Necla ya. İnanılmaz bir kast. Bizim şu an bizler oyuncuyuz bizde. Ve şu an oyunculuğa bakışımıza direkt etki etmiş. Onu şekillendirmiş bir dönemde harikalar yarattığın ve bütün o kastın. Evet yarattık. Ve belki sadece bir dizi kast olarak değil, bir jenerasyon olarak, bir ekip olarak bizim kafamızda şöyle bir şey kaldı. Şunu biz hep bilmek istiyoruz. Yani nasıldı o dönem? Nasıl farklıydı? Ve biz çünkü biraz zorlanıyoruz şu an. Biraz zorlanıyoruz Hatice. Çok, Ankara'nın dizisi. Yes, aynen. Ankara dizisi ve ilk dizilerinden biri. Yani bu kadar uzun soluklu ve sitcom. Seynan Levent o zamanlar akşama doğru programını aynen. Yapıyor. Tatlı, güzel, böyle lahudi bir sesle. Akşama doğru 18.30 programını sunuyor. Şahane bir programdı bu arada. Bir gün bizi tiyatrodayım şeye çağırdı, ofisine çağırdı TRT'nin binasına. Gittik, dedi ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Ondan sonra işte ortanca kızsın, Necla karakteri falan filan başladık. Benim için dizi çok yeni bir alan. Hı hı. Bayağı ben gidiyordum. Necla için alışveriş yapıyordum. Nasıl yani? Yani bayağı bu Necla'ya çok yakışır. Necla, bütün giydiğim kıyafetler bana ait. Aa! Evet, hepsi. Ekibe söylüyor muydun? Yok, hepimiz öyleydik. Herkes öyle. Hepimiz öyleydik. Biz bayağı bavulla gidiyorduk sete.
Yani bunu hiç bilmiyordum. Yani o şekilde ve orada biz ölümler gördük, işte doğum günleri gördük, evlilikler gördük, boşanmalar gördük. Kaç yıl? 7 yıl. 7 yıl devam eden bir dizi. Ne zaman başlamıştı yani? Can 2 aylıktı. Büyüdü, kocaman bir çocuk oldu falan. Ne zaman başlamıştı? 97 mi? Yok dur, 95 mi? Daha eski mi? Benim 93 90, benim bildiğim. 93 bravo. 93. Doğru. Diyorum ya zamanla ilgili şeyim yok. 93 olabilir. Çünkü 7 yıl 2000'e kadar olan geriye sayım. Ay, 93 oluyor. 45 dakikaydı değil mi bölümler? Önce haber öncesi giriyordu. Haber öncesiydi. Pardon, önce sabahtı, günlük giriyordu. Ha, onu bilmiyorum, ben haber öncesini hatırlıyorum. Sonra haber öncesi girdi, doğru. Sonra haber sonrası, sonra da zaten affedersiniz. Star kanalı açıldı. İlk özel kanaldır Star. Bizi transfer ettiler. Tabii biz bir para almadık. Gariban oyuncular her zamanki gibi. Süslü işçiler. Çok havalıyız ama. Süslü işçiler. Çok sevdiğim bir laftır. İşçi bayramında ben hep bizim bayramımız olarak da görüyorum. Süslü işçiler olarak. Çünkü süslü saatlerimiz. Süslü işçiler inanılmaz doğru. Evet, o yüzden o şekilde Star'a geçtik falan filan. Öyle devam ettik. O dönemden buraya şu an yaşadığımız döneme ve aslında mesleki ortama bir kualite, bir his, bir o yapının içerisinden bir şey çekip çıkaracak ve getirecek şu an burada uygulansın isteyeceğim bir şey olsa o ne olur? Güzel bir soru. Evet. Ne olur? Aslında set set değişen bir şey bu. Hani o şey dediğimiz, o amatör ruh dediğimiz. Aha. O karakteri sahiplenme dediğimiz durum, onu bütün setlere yaymak isterdim. Karakteri sahiplenme. Hani dedim ya biraz önce, bu Necla'ya çok yakışır, bunu da şey yapayım, katkıda bulunmak. Çünkü orada sette çalışan arkadaşlarımız, gerek kostüm olsun, gerek işte saç, makyaj, arka taraftaki arkadaşlarımıza destek olmak için bazen evden ya da işte dışarıdan bir katkıda bulunmak, onlara da bir yeni bir kapı açıyor. Hani hala da yaparım ben. Bak şeye Benan, şimdi oynadığım dizi işte annemizi saklarken dizisi. Onda mesela Benan karakteri. Bu Benan'a çok iyi gider deyip hani götürdüğüm şeyler oluyor. Bak Benan'a uyar dedi. Sen getirdin oradan hala bir şey devam aslında ediyorum. O dönem. Hala devam ettiriyorum evet. Ya onu getirirdim. Çünkü aynen, hani bana ne ya, herkes işini yapsın falan değil. Tabii ki işine karışmak anlamında değil. Çünkü o da ayrı bir konu bence, işe karışmamak. Doğrudur. Evet. Ama bir şey sıkışıyorlar bazen çünkü alışveriş yapamıyorlar. Bir sıkıntı oluyor, ayakkabı bilmem ne almak zor oluyor falan ya. Katkıda bulunabiliriz öyle zamanlarda. Ya peki işte sence o anlamda her şey çok değişti mi? Yani mesela bu söylediğin şeyi ben de yani çeşitli işlerde yapıyorum. Hani mesela bundan önce oynadığım özellikle işte ne bileyim Sözde oynamıştım. Orada gerçekten kendi hani işte bu eylem bunu giyer işte bilmem ne işte atıyorum hatta afişteki deri ceketim falan kendi ceketimdi yani. Çünkü ona çok uydurmuştum falan. Ama ben şey dengesini nerede kuracağımızı tam anlayamayabiliyorum. Yani ne kadarına ben müdahale edebilirim ve ne kadarına... Müdahale etmek değil bu. Müdahale değil de tırnak içinde yani. Evet. Birinin işine karışmadan kesinlikle ona sahip çıktığımı nasıl ifade edebilirim? Onu yani zaten sana dile getiriyor. Dile gelmeden bir şey yapamazsın. Bazen diyor ki şimdi diyor bölüm işte ilk bölümler hani çok uzun uzun çekildiği için teslim edemiyoruz ya kıyafetleri. Öyle zamanlarda tabii yenisini alamıyorlar teslim edemeyince. Öyle zamanlarda... Anladım, destek atmak gibi evet, yani. Evet, o zaten dile getirir. ekibi duymak aslında. Çevrendekileri duymak bu. Muhakkak. Öbür türlü müdahale, her türlü müdahale zaten gereksiz bence. Kesinlikle. Katılıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Evet, her türlü. Evet, evet. Yüze, ruha, işe, her şeye müdahale bence gereksiz. Evet. Yani gerçekten bu çeşitliliğin şeyi, sonu yok bize sunduğun, oynadığın karakterlerden. Sabaha kadar konuşabiliriz. Evet. Peki şöyle bir şey var. Şimdi bu tabii birazcık fan sorusu gibi olacak ama genel olarak böyle fan yeni bölümümüz. Sana özel bu arada. Ya şu fan kan nasıldı kan? Kan nasıldı kan? Fan sorusu güzel bir bölüm fan olurmuş sorusu ya. Fan sorusu. Kan nasıl? Kanı bize bir anlat. Bize bir anlat be orada böyle.
İşte Juliet Binoche'lar, Monica Bellucci'ler nasıl ya, bize bir anlat. Çok hoş kadınlar bu arada, evet yani. Kan güzel. Güzel. Güzel, çok güzel, bitti. Güzel değil mi? Yani çok orada güzel. Düşen, devrilen bir sarpapak yoksa hele. Festivalde. Sarpapak Benedikte. Aa, Benedikte miydi? Evet, düşmüş. Çok güzel ya. Güzel değil mi? Eğlendiğin sürece her yer bence çok güzel. Kesinlikle. Yani gidip bütün hikaye eğlenmek. Ha? Ya. Gidip sıkılabilirsin. Sıkılmanın bir yolunu bulabilirsin yani. Ya, evet ya. Sıkılma. Yani sıkılmak biraz zor yani. Öyle bir program sunuyorlar ki zaten sıkılacak zamanın olmuyor. Seni öyle bir sürüklüyor hop diye böyle bir anda bir rüyanın içindesin. Çok güzel bir rüya. Ama asıl mesela ikinci gidişim Saadet Aksoy'la gittiğimiz Cannes'da. Bir Bulgar yönetmenin filmiyle gitmiştik. Şarkı Oyunları diye bir filmdir. O da çok beni etkileyen filmlerdendir. Hmm. Çünkü oradaki başrol oyuncumuz bir uyuşturucu şeyin içindeydi ondan sonra. Ve bu film sayesinde kurtulmuştu. Sonra ama tekrar bir film sonrası ölüm haberini almıştık. Çok etkilenmiştik ve gelememişti Cannes'daki festivale, yani yoktu artık. Ben bilmiyorum. Çok oradaki oyuncu iyi bir sanatçıydı bir de aynı zamanda. Yani zaten birebir şarkı oyunlarında çizdiği şeyler birebir kendi çizimleridir adamın. Orada mesela biz Saadet'le birlikte kalmıştık bir evde. Ev kiralanmıştı. İnanılmazdı mesela. O daha benim için enteresandır. Anladım. Evet. Yani daha özel bir şey olmuş. Kristin diyor alıyor, götürüyor, makyajlar yapılıyor bilmem ne. Böyle bir yerlere giriyoruz, çıkıyoruz. Güzeldi. Çok güzel. Çok rüya gibi. Bir kadın için özellikle çok tatlı bir şey. Tatlı evet. Bir şey kesinlikle. Çok. Şahane. Efendim. Biz senden bir bilgi istedik. Ha, okey. Bu konuya girmek istiyorum. Ya şimdi... İzle, onu paylaşır mısın? Bir tanesi çok romantik bir bilgi. Ay ne güzel. İşte, çok seviyorum onu. dünyada hayal kuran iki canlı var. Biri insan, diğeri tırtıl. Tırtılların hayalci genleri var. %70 tırtılın hayalci çok genleri var. Bilgi. O yüzden kelebek olabiliyorlar. O hayalci geldi. Artık kadın daha ne yani, nasıl daha tatlı ve görkemli bir star olabilir ya? Çok iyi değil mi? Harika bir bilgi. Muhteşem. Bir de bulutları biliyorsunuzdur herhalde. Nasıl yani? Bulutların tonlarca ağırlıkta olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyordum. Büyük. Yok. Aa, gerçekten mi? Çok ağırlar. O kadar romantik bir bilgi değil ama kimya olarak sunabiliriz. Tamam canım, biraz da oradan bayağı şey yapalım. Bildiğin... kaç ton olduğunu şimdi rakam olarak bilmem, sonra altyazı geçersin. Tamam. Ya buluttan buluta da değişiyordur herhalde bu arada. Bayağı bulut hani bize imaj olarak da bulut, ah bulutların üstünde izliyoruz ya. Halbuki ağır. Bayağı bildiğin hani tonlarca ağırlıkta bir şey taşıyor. Ya şuradan tahmin ediyorum bunu. Uçakta buluta girince, ya yani ben uçaktan korkan biri olarak. Nasıl sarsıldığımızı. Nasıl ıslandığımızı, camın ıslandığını hoş biliyoruz. Hoş bir duygu değil yani. Hani buradan bakıp çeşit buluta. Çeşit bulutların üstündeyim gibi. Ay bu ya. Da pamuk gibi falan dediğim bulut bir anda ya. Böyle olursun. Evet maalesef. Benim bulutlarda, ya bunu anlatmam lazım. Melikşah'la sosa konuğumuz olmuştu daha önce. Melikşah'la ilgili. Çok seviyorum Melikşah'ı. Ya ay, ben biz de çok seviyoruz tabii. Ya. O zaman şunu dinleyin derim. Ay şunu al sana hikaye. Melikşah. Şimdi Melikşah normalde uçaktan eskiden korkmuyormuş galiba ama hani son dönemlerde pandemi sonrası falan böyle bir hani benim kadar olmasa da diyeyim. Şimdi burada değil kendisi. Böyle bir hafif hani... Bir uçak şeyi başlamış falan filan neyse. Biz Melikşah'la bu yazın başında uçağa bindik, Bodrum'a gideceğiz. Ve şöyle bir şey fark ettim. Uçak sallandığında hani ben böyle tutunuyorum falan. Melikşah şöyle yapıyor. Nasıl? Ne yapayım? Kalkmaya mı çalışıyor? Kendini bayağı. O sarsıntıyı hissetmemek için, eşitlemek için. Asansörde zannetti herhalde kendini. Ya çok iyi çözüm değil mi? Harika değil mi? Çok iyiymiş bu. Muhteşem bir çözüm ama o kadar komik oluyor ki o an. Çünkü ben korkudan ölürken bir yandan ona gülmeye başladım. Tabii ki yani. Çünkü şöyle sürekli. Bir yandan konuşuyor işte şöyle oldu böyle çok, elleri falan kemeri böyle. Bağlı değil mi? Ya bağlı ama hani o kemerin müsaade ettiği kadarıyla böyle yapıyor sürekli.
ya çok ya komik. Düşecekse de ben hissetmeyeyim abi ya. Bana hissettirmeyin. Taşlı yol yani. Gibi ya. Köyde çok gidiyorsun komik. Gibi. Evet. Taşlı. Ben de öyle dedim. Abi köy yoluna girdik galiba şimdi. Tam öyle ama ben işte uçakta olduğumuzu unutamıyorum o anda. Hani havada keşke, olduğumuzu değil mi? Keşke sandalyede köy yolunda havada olsak. Çok etkileyici. Ben de bayılıyorum. Peki. Şimdi. Biz zamanında çok fazla insan kızdırdık. Bilmediğimiz konularda tutarak Hatice'cim. Hmm. O yüzden işimiz garantiye aldık. Evet. Gördüğün gibi. Burada bir telefonumuz var. Hayırdır inşallah. Bununla uzmanımıza bağlanıp. Uzmanımıza bağlanacağız. Senin vermiş olduğun bilgiyle ilgili bir danışmanlık servisi. Ne kadar gibiymiş. Doğru. Yok öyle yani ne bileyim, tam bilmiyoruz. Şey var. Kızdım mı kızmadım mı ne diyecek falan. Biraz gergin. Kızmaz ya biraz niye ters. Kızsın? Hiç kızacağı bir şey değil harika bir bilgi. Harika bir ya, bilgi. Ya tırtıl ya tırtıl. Artık buna tırtıl da sert bir şey söylüyor çok ayıp hakikaten yani. Tırtıla kızılmaz. Ben ağlamak ya. Üzereydim. Evet, çeviriyorum. Bir de kelebek oluyor düşünsene hayal kurduğu için. Hayal kurmayan kalıyor öyle. Evet. Tırtıl olarak. Tırtıl olarak kalan. Hayal kurmayan tırtıl olarak mı kalır? Bunu evet ya. Uzman hanım merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar sevgili uzmanımız. Bizimle olduğunuz için çok mutluyuz bugün. Evet, çok 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 teşekkür ederiz öncelikle. Kızamayacağımı da beyan ettiniz. O yüzden artık hani... Yo siz nasıl isterseniz öyle yapın ama benim bizim sorumuz şöyle bir soru olacak. Buyurun. Hayal kuramayan tırtıl mı kalır? Ya da tırtıl kalmak kötü bir şey midir? Bilmiyorum. Ya çok özür dilerim. Programı buradan açan birini hayal ettim. Hani bu dakikada. Hani, hayal kurmayan tırtıl mı kalır? Bence eğer yeterince hayal gücü varsa ne demek istediğimizi anlar diye düşünüyorum. Hayal kurmayan tırtıl kalır. Çok bu doğru. Var başka bir şey? Pardon uzmanım. Kelebekler özgürdür demek istiyorsunuz değil mi hanımefendi? Tabii ki, tabii ki. Hayal kuramazsak uçamayız. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Hayal kuramazsak uzman olamayız. Bu sorulara cevap veremeyiz mesela. Hı hı. Bunu da söyleyebiliriz. Yani tırtılların zaten çok az sayıda tırtıl kelebeğe dönüşebilir. Bir de böyle bir şey var. Öyle bir yüzde de var yani. İşte %70. Hayalci geni olanlar kelebeğe dönüşüyor. Dönüşebiliyor. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Çok. Yani tırtılın hayali kelebeğin hayatı diyebilir miyiz acaba? Oo yeni bir sinema filmi ismi. Hatice yani. Aslan başrol. Tırtılın hayali kelebeğin şeyi. Biz oynayalım biz de o üçümüz böyle. Üç tırtıl. Bizi de bir kan yaparız be. Bir gideriz be. Ay yürürüz. Yapalım yap. Her yeri yaparız. Hı? Ne dersin? Filmimiz olması gerekmiyor. Hatice'ye söylemen çok, çok iyi. Biz de oynarız. Hatice'ye sanki ben yapıyorum be. Kanı. Sanki. Keşke kelebekler diye filmler olmasaydı. Ne efendim? Pardon? Kelebekler. Ve kelebek üzerine üretilen filmler olmasaydı. Değil mi? Ha ne yapardık? Ha yok hayır yani orijinal olurdu en azından bizim fikrimiz. O anlamda diyorum. Ha, Tolga Karaçeli'ye buradan bir selam çakıldı. Bu çakıyoruz. Tolga Karaçeli'ye mi selam yolluyoruz? Ya, öyle var. Oldu Yılmaz biraz. Yılmaz Erdoğan'ın evet. filmi var. Peki bulutlar ne ayakkabı? Ya bulutlar şöyle aslında bizim yağmur bulutu diye bildiğimiz bulutlar yaklaşık olarak 500 ton ağırlığında olabiliyorlarmış. Ben rakamını bilemedim. Ya çünkü yani mesela daha yukarıda gözüküyorlar çünkü kuru havanın yoğunluğu daha fazla yağmur bulutlarından. Ve bulutlar aslında sıvı ve katılardan oluşuyor. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden uçakla yani Küçük Prens'in bindiği bulut herhalde başka bir bulut. Yani şu an çok bilime de fazla kaydık. Evet. Oradaki o romantizm de gitti şu an. Evet tamam. Küçük o zaman şöyle diyelim. Omuzlarımızdaki yükün farkında mısınız? Hoppa! Ben özellikle omuzlarımı açtım ki yani yükümün olmadığını görün diye. Hoppa! Hayda! Muhteşem! Bak harika. Gördüğünüz gibi omuzlarımızda yükü atıyoruz. Böyle... Salınıyoruz. Evet, bağrımız açık, alnımız pek. Pek mi, pak ne mı? Ne o? Ak, pak. Ak, ak, alnımız ak. Alnımız ak, bağrımız açık. Açık. Devam. Gidiyoruz gündüz gece. Aynen öyle. Evet, Sivaslı biri olarak. Gerçi Sivas-Malatya şeklinde bir alandayım. Öyle mi? Evet, Sivas'ta doğup Malatya köyünde babam dünyaya geldiği için ikisi bir arada. Evet. Sivas bir sorumuz deyince, var. Aşık Veysel'e gittim. Pardon. Gerçekten mi? Genelde çok sormayı seviyoruz oyunculara bunu da. Hmm. Bir sorumluluk hissediyor musun oynarken? Yoksa bu senin onu sorumluluğu bıraktığın bir an mı oyunculuk yaptığın an? Tabii ki sorumluluk. Hissediyorsan da kime ve neye? Tabii ki. Sorumluluk duygusu olmasa zaten hani o işin içinde de var olmazsın. Güzel bir şey o sorumluluğu yüklenmek de güzel. Şöyle yaptığım işte biliyorum ki oyuncu arkadaşlarım var.
yeni işte yetişmekte olan meslektaşlarım var, okulda olan ve seyirciler var. Hı hı. Zamanını veren ki bu zaman çok değerli, bayağı uzun uzun zamanlar. O yüzden boşa gitsin istemem. Yani o harcadıkları zaman, aldıkları bilgi boşa gitsin istemem. O yüzden elimden gelenin gerçekten en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha fazlası elimden gelmez zaten. Muhteşem. Düşünüyorsun bunları yani aslında. Bir şey ya seçerken tercih et değil mi? Bir de hiç güzel mi? Kendinden olan bir şey aslında. Bıraktığımız zaman o sorumluluğu yükleniyoruz aslında. Ne zamanki korkaz, korkak olduğumuz zaman şunda bile korkaz. Evet. Çay mı istersin, kahve mi? Vallahi bilmem. fark etmez. Fark etmez ne demek? Ben sorumluluk yüklenmiyorum demek aslında. Çay mı istiyorsun, kahve mi? Yani soruluyor ve yani kahve getirsen bir türlü çay getirsen. Evet. Yani başka birine devretmiş oluyorsun. Evet, sorumluluk güzel bir duygu. Kesinlikle öyle. Annem de nefret eder fark etmez cevabından. Evet. Sen söyleyince şimdi aklıma geldi. Bütün anneler. Şimdi onu diyecektim. Benimki de yani. Oğlum yani. Ne demek? Ne demek beni zor durumda bırakıyorsun değil mi? Çok hani, acayip bir şey ya. Yani ne, bugün ne yemek istersin diye sorar anne. Anne ne bileyim ya ne varsa getir işte falan. Halbuki öyle değil yani. Değil hani. Değil. Yani zor oluyor. Şimdi adını koymak. Şimdi sorumluluğunu al be çocuk. Sorumluluğunu al. Pırasa mı ya? Pırasa da ya. Neyse ne ya? Ay Ekin'in en sevdiği yemek. Beni çok şaşırtan bir şeydir bu. Ekin New York'ta yaşıyor oğlum. Ya pırasa yemeği seviyor ya. Çok enteresan. Ben de çok severim pırasa. Her geldiğinde ya da ben gittiğimde ilk yaptığım yemek pırasadır. Ay ne güzel. Çok severim. Evet. Hazır bahsedip Ekin'cim biz New York'a da gelmek isteriz. Evet. Hatice'nin gittiği her yere gitmek istiyor. Kal olmadı New York. Biz ağırlamak istersen bir uçakta oradayız. Buradan sana da selam yollayalım. Evet ya şu anda zaten sevgilim de New York'ta. Bu yayınlandığında dönmüş olur mu bilmiyorum. Evet film festivaline gitti. Vay çok havalı. Hangi film? Şimdi New York Film Festivali'ne gitti. Reha Erdem'in pandemide çektiği biliyorum. Bir film vardı. Movie'de yayınlanan. Çok evet. iyi film değil mi? Çok tatlı bir film. Herkes işte çok iyi orada. Onunla beraber gittiler. Yapılabiliyormuş. Gerçekten öyle bu arada. Reha Erdem'e saygıyla. Kesinlikle oynayan öyle. Reha abiye çok sevgiler, selamlar buradan. İnanılmaz enteresan bir fikir buldu ve inanılmaz... oyuncular arasında çok enteresan bir dil birliği oturttular. Yani hepsi, herkes beraber. Ve karşılıklı oynamadıkları hiç halde. Hiç karşılıklı oynamadılar. Ekran yani karşısında. Evet. Çok iyi. O kadar tuhaftı ki. Çok saygı duyuyorum kesinlikle. Yani. Bir dolandırıcılar yeni bir şeydir yani kapıdır o. Çok iyi bir film. Maalesef. Bayağı iyi. İşte, evet. Yani Serkan Keskin'den göremedik. Ekin'den bekliyoruz New York'a bir davet. Nere Erdem'den buradan iletmiş olalım. Serkan Keskin'in benim şu an haberim oldu New York'ta olduğundan Seko'cum. Ayıptır, yazıktır. Ne istiyorsun be? Beni götür, Efe'cim sen de. Gel. Ne istiyorsun? iPhone getirsin beni. Burada çok pahalı. Burada bir mesajımız var. Söyleyecektim. Kendi Apple dükkanına mutlaka bir giriş yapsın. Serkan Keskin senden hiçbir bir şey ricamız var. Hiçbir şey olmadı, bir kulaklık. Bir kulaklık yani, ya. Fazla bir şey mi istiyoruz ya? Şey, bir saat maaşı. Saat. Şey. O bir tane de yazalım bir liste. Bir kulaklık, bir saat, bir olmadı, iPad. Şarj, şarj makinesi. Neydi? Şarj. Ya bir şarj. Hatice Aslan bir şarj istiyor Serkan. Ayıptır bunu artık. Gör ya. Benim ihtiyacım şarj yok açıkçası. Benim için. Benim. Ya Efe bir şey almazsan o kendisini asla almıyor. Hayır, benim öyle bir durumum var. Öyle mi? Ya evet Hatice, ay nasıl? Sorma. Nasıl? Bir daha söyle. Çanta ya, alacak bana. Bu alacak. Adam alacak. Senelerdir. Yani hiçbir şey almıyor kendine. Ay yani, ne güzel, ikram seviyor. Aynen öyle. Ben de öyleyimdir. Yok yani, ben herkes, herkes ikram ya sever. Ondan değil. Ben de değil mesela bu üstündeki kıyafet benim değil. Cansu Boğuş diye çok çılgın bir yönetmenimiz var. Harikasın. Onun dün onunla bir sinema filmi görüşmesindeydik. Ondan sonra bir tane... Efe'yi de kana götüreceksiniz. Seni de kana götüreceksiniz. Götürür. Aynen. Polonya'dan arkadaşımız. Polonya'da almış eğitimini. Çok tatlı bir kadın. Muhteşem. Dün böyle dedim ki ben yarın şöyle bir programa katılacağım falan filan. Hemen fona baktı. Ondan sonra dedi ki kırmızı giy. Dedim ki benim ama kırmızı kıyafetim şu an Ürgüp'te falan. Dedik bende var. Evine gittik. Çok iyi. Ve buradayım. Omuzlarını indir diyor falan. Ben böyle tabii hemen şöyle yaptım kıyafeti. İndir omuzlarını dedi. Okey dedim ben de. Şahane bir kırmızı ama ya. Evet. Rengin güzelliğine bak. İnanılmaz yakışmış bu çok arada. Çok acayip. Şimdi şarkı geldi aklıma ama çok bayat espri olurdu onun için yapmayacağım. Sana kırmızı çok yakışıyor. Aynen öyle. Sana kırmızı çok yakışıyor. Muhteşem bir şarkı bu arada. O döneme... Neydi? Balon muydu şarkı? Kırmızı mıydı?
Sana kırmızı. Bayağı sana çok kırmızı çok yakışıyor. Adı o muydu? Telif Show adlı bölümümüze hoş geldiniz. Yok yok, 5 saniyeden fazla sürdü. Kısa su tuttuk. Kısa tuttuk. Hatice'ciğim. Şöyle söyleyeyim sana. Teşekkür mü edeceksiniz? Yolluyor musun bizi? Mesela öyle gibi oldu. Hadi bakalım artık yavaştan siz. Hayır öyle değil tabii ki. Sana sürpriz bir bölümümüz daha var. Evet. Hayırdır, İstersen inşallah. Ona geçebiliriz. Hazırsan. Bir haber verseydiniz dermiş. Bizim programımızın bir bölümü var. Bölümü bu bölüm ne olduğunu kimse yani hep her bölüm yeniden öğreniyoruz hep beraber. Okay. Hadi birlikte bakalım. Bir deneyim yaşayacağız. Müsaade edersen yine bir anonsla Meriç'im. Memnuniyetle. Caption Contest. Caption Contest. Hayır. Aman Allah! Ay ne oluyor be? Bu ne burada böyle? Bir anda bir şey belirdi. Açalım mı? Aç. En sevdiğim şey aşağı doğru çek. Ayda. Aman Allah'ım. Küçük Hatice'm. Küçük bu Hatice işte. Bu Hatice değil mi? Evet. Çok seviyorum. Canım benim. Biz nostaljik bir programız. Bunu sana söylemiştik. Evet. Bu oğlumun babasının evi, Hakkı'nın evi. Anıttepe, Ankara Anıttepe'de. Ben o zaman Hakkı'yla daha işte şeyiz. Yeniyiz yani çok yeni. Çiçeği burnunda. O kadar güzel. O kadar güzel. Yani şey. Volüm dediğimiz şey burada var işte. Yaşı ilerledikçe kadınlar yaptırıyor ya buralarına bunu evet. Şişirtiyorlar ama olmuyor işte bak bu başka yüzdeki bir şey. Kolajen miktarı dediğimiz. Kolajen burada. Bu başka bir şey. Bu olmuyor yani. Benim çok iyi bildiğim konular. Meriç işte bilir yani çok hakim oldu. İşte kolajen, volüm. İşte gençlik dediğimiz şey var orada canım Hatice. Vallahi. Ya arka bir fon, bir duvar kağıdı değil evet, mi bu? Evet. Düşünsene kaç yılı söyleyeyim. 82, 81. Gerçekten o yıllar tabii. Daha ekin yok ortada. Şimdi bizim konseptimiz tam oturamadı. Bu açıkçası onu söylememiz gerekiyor. Evet. Doğru. Ama buraya yazdığın şeyi biz Meriç'le normalde bilmeye çalışıyoruz. Ama olmuyor, bilemiyoruz. Ve sürekli değiştiriyoruz konsepti. Ben de hatırlıyorum. Ama mesela Meriç'ciğim, hadi bir girelim ne demiştir ya? Şimdi bu fotoğraf açılır açılmaz söylediği ilk şey yüzdeki kolajen miktarı olduğu için. Ama öyle o mudur iddian? Yok yok hayır öyle bir iddiam yok, şaka yaptım. Yani ben şok oldum, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir açık bir giriş bizde ısınalım. Bir girizgah ya, evet. Bakalım ne yazmış. Ben yani, büyülenmiş gibi hissediyorum kendimi. Falan demişimdir. Ne demişim? Evet. Seni bir yaz gününe benzetebilir miyim? 19'luk Hatice. Ankara'da çekilmiş fotoğraf. 19 yaşında mısın? Evet ya. Ankara Anıttepe. Çok ben güzel değil mi? Ben inanılmaz derecede oynadığım şeyin ayarıyla fokus kaymadı değil mi? Ne kadar güzel. Çok. Evet. O an işte geliyor bir şey yazıyorsun. Bazen de gelmiyor öyle bırakıyorsun. Evet. Allah'tan şu emojiler var. Ama yani... ne kadar can kurtaran TBT ve Ankara'yı da hashtagle ihmal etmemişsin. Evet. Hani demek böyle ki Perşembe. Ankaralıları da bu postun altına yani çağırılmış. Yani şimdi burada ben öyle şeyim falan kana gittim ben başka kafalardayım falan. Yok yok, yok Ankara. Burada bir uyum sağlama da var günümüze. Ankara'yı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ay o Seymenler Parkı, Botanik Parkı. O, yani başka türlüdür o Şehit Ersan'ın oradaki park falan. Çok güzeldir Ankara'ya. Net çok olarak severim. Bir ruhu, çok acayip kesinlikle bir ruhu olan bir ruhu var. Kesin. Yani ve evet. Bu Ankaralıların Ankara'ya aşırı düşkünlüğü de beni hep çok etkiler. Aşırı demeyelim de yani güzeldir Ankara yaşayan için. Evet evet Ankaralılar çok düşkündür evet, Ankara'ya. Bence de bu arada. Ne olursa olsun yani hiç. Dalil'in Kadınları turnemiz vardı daha yeni yani çok yeni. İnanılmaz bir şey. Tunalı İlmi'de dolaşmak. Evet. Dur bakalım şimdi. Şey dur bakalım daha neler var şimdi hemen böyle Ankaralılarıyla. Ya bir tane eyvahlar nasıl olsun. Yani bitti mi sandın hanımefendi? Sen öyle bitti yok. Bitti sen şimdi gördüm katkı. Ay. Ayda. Çok güzel. Burada da bir hashtag Münih'denmiş. Evet. Evet bu Münih'i arada. De bakar mısın? C'sini koymamışım oraya. Herhalde Türkçe olarak yazmışım. Türkçe yazmış. Büyük Türkçe, ihtimalle yok, Türkçe yazmış. Türkçe olarak mı? Muhteşem bir poz. Muhteşem bir fotoğraf. Çok güzel. Münih'tesin belli ki. Evet. Evet belli ki. Burada bir bere daha var. Onu kapatmaya çalışmışsın. Hayır demişsin. Onu ben kapatmamışım. Bir Christmas zamanı herhalde. Noel'de bir gidiş evet, olmuş. Evet bravo. Evet yani fincandan anlaşıldığı evet, gibi. Evet. Sıcacık. Sıcacık. Güzel bir sıcak şarabını orada bir yudumluyorsun. Evet. Sanki bir Münih evet. UFO'su mu vurmuş böyle bir ısıtıcı evet, ışığı gibi. Evet kesinlikle var. Var. Çünkü çok soğuk hava gerçekten. Kız kardeşim Münih'te yaşıyor Mehtap. Aha. Mehtap Hasan ve Melisa.
Onlara çok sık giderim. Allah'tan şu yeşil pasaportum var. Hadi deyip gidebiliyorum. Çok havamı da atmış olayım şurada. Çok özür dilerim. Hemen araya girmek önemli bir şey. Evlenme bir teklif edecek. Çünkü yeşil pasaport deyince direkt bana diyor. Yine ne isteyeceksin Hatice'den be kardeşim? Neyse Hasan ve Melisa, Münih'e de hayır demeyiz. Yani demeyiz. Münih'e de geliriz. Demeyiz. Vallahi geliriz. Teraslar olarak Münih'e de varız. Çok varız diyorum onları, evet. Melih'cim, yani öyle bir gezimiz. Çok severim ben bu arada. Bu Noel zamanı Avrupa'da olabildiğimiz yıllar evet, vardı. Yani. Kadim zaman. Yine yapı kadim. İnşallah. Çok güzel olur. Christmas marketler, İşte gidemediğimiz şeyler. İçin böyle fotoğrafına bakın. Münih'teymişiz gibi düşünün işte. Evet, yani. Öyle evet. Hissetmeye çalışın. Evet. Şat diye açacağım bunu. İşimden geldi. Yapıştır. Hava buz, yürekler gül yaprağı gibi yumuşacak. Yumuşacık. Bu ne ya? Yumuşacık. Yumuşacık mis. Şimdi burada bir böyle bir... Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şey hissini ben çok iyi anlıyorum. Burada yazan şeyi ben çok iyi anlıyorum. Çünkü... Gerçekten demin dediğim gibi benim de işte Hamburg'da yaşayan böyle aile dostlarımız var falan ve böyle çok soğuk zamanlarında Avrupa'nın o böyle o Christmas market'te şurada burada böyle bir şey içersin. Acayip değil mi? O kadar güzel gelir ki o sana falan böyle yani bu yazılabilecek en iyi caption bence buraya. Katılıyor 2018. Ya gül yaprağı aslında bir yandan da şudur, hep böyle kalbimizi hep böyle kırılırız, küseriz, hep böyle bir içimizde... Farkına varmadığımız bir kibir vardır hepimizin. Hı hı. Yani onu uyanmak güzel oluyor bazen. O hani ben de hep derim ki çok kırıldım ya. Yani buna çok kırıldım. Neden kırılıyorsun? Bak diyorum, eğer senin kalbin kuru bir gül yaprağı değil de yumuşacık kadifemsi bir gül yaprağı olsa kırılabilir misin? Sadece hay Allah bu kelimeyi keşke kullanmasaydı dersin. Değil mi? Yani o yüzden o gül yaprağı bana hep böyle kalbi hatırlatır. Evet. Çok iyi. Bu kadar fotoğraflarımız. Harika. Ne bu kadarı? Tabii ki değil. Bakar mısın? Yine ben bir yerden bunu repost şimdi yapmışım. Şimdi bana birazcık zaman vermeniz gerekiyor. Sanki şimdi, elimde fotoğraf yapmış gibi damgalar. Kendini bu konuda savunmaya çalış. Bunları evet. Bana bırak. Şimdi koskoca evet. Hatice Aslan. Bunları bana bırak diyor bir de. Koskoca Hatice Aslan kana gitmiş. Şunu da bir çekiversek. Kardeşim. Şöyle. Kardeşim. Çekilsin geldi onu şöyle yukarı doğru. Ya da çekili bir fotoğraf. Açık ve net bir soru soracağım. Koskoca NBC'ye ya da set fotoğrafçısına evet. Demedin evet. Mi bana bir fotoğraf yollayın. Demedin vallahi mi kana yani. Mail atıp benim oğlum bu nedir ya? Öyle bu nedir? Mail. Bak, bu ne ya? Senin suratında Google işaretleri var ya. Vallahi yok. Yani basından bulduğumuz kadarıyla var. Basından buldum. Yani işte o da Fransız bir fotoğrafçı ya da bir Alman fotoğrafçı falan herhalde yazmış markasını oraya. Nasıl sizin fotoğrafınız kesin fanlar vardı. Fanlar olmasa gerçekten evet. Halimiz duman. O zaman böyle cep telefonu falan var mıydı? Vardı da yani bu kadar tam böyle çat çat. Aşırı emin değilim yani, ama var gibi fotoğraf. 2008 vardı. Yani net maalesef vardı. Fakat yani. Ne kadar fotoğraf net vardı. Nasıl fotoğraflar vardı? Vardı. Vardı, o da vardı. Şimdi bak Hatice. Bak yavaş yavaş ilerliyorum farkında. Ama Instagram'da evet. O kadar şey değildik. Değil. Ama seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Bak burada arkada bunlara fotoğrafçı evet. Geliyor. Bunlar ödül törenlerinde sizi fotoğraflarınızı çekiyor. Evet, evet. Ve koyar... Vardı. Ama sen onlara hiç başvurmamışsın. Başvurmuşsun. Shutterstock. Valla ben kandan nasıl geldim bile hatırlamıyorum. Ay, canım yani zaten. Bu arada değil mi? O bir deneyim yani, senin peki ben şeyi evet. Çok merak ediyorum. Mesela kana giderken elbise nasıl seçiliyor yani? Burada ya şimdi çok şıksın. İlk evet. Nuri Bey bizi ofisine çağırdı. Dedik kana gidiyoruz. Ama kimse bilmeyecek bunu. Henüz açıklanmamış. Gidene kadar. Gidene kadar. Şimdi gidene kadar kimse bilmeden gidip de bir şeyler bulmak çok zor. Hani ben kana gidiyorum dediği zaman bütün mağazalar açılıyor evet, ama sağ olsun. Evet, söyleyemiyorsun. O zaman Demet şeyde Beymen'in başındaydı. O bütün kapılarını açtı sağ olsun Demet. Sonra ama ben dedim Türk bir tasarımcının kıyafetini hı-hı. Giymek istiyorum. Lapart yeni açılmıştı, üç meleğimiz. ondan sonra oraya gittim. Zeynep Hanım'la. Hı hı. Onunla beraber dedi ki ben sizi bir yere yollayacağım. Özlem Süer'e gönderdi. Ha. Özlem Süer'in daha şeyine girer girmez iş yerine bu kıyafet mankenin üzerindeydi. Özlem hı. Hanım böyle yaptı. Bu. Bunu giyer misiniz lütfen dedi. Giydim budur dendi. Muhteşem. Bitti.
Kuyruk bayağı bir sorun oldu ama çünkü böyle havalı kıyafetlere pek alışık değiliz. Nişan elbisesi tadında kıyafetler giyip gittiğimiz için genelde taşlı maşlı. Böyle bir garip laf çarpmaları da oldu ama sonra geçti. Kesinlikle. Çok şık bence. Evet. Hepsi bunların latife, muhteşem evet, şıklığında. Evet, çok muhteşem güzeldi. Bir performans gösterdin. Üç Maymun teşekkür filmiyle. Ederim. Teşekkür Kan'daki ederim. Kırmızı Halı seremonisinde Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'la evet, evet. bir fotoğrafımız aynen. var. Muhteşem bir fotoğraf. Ben de bir kırmızı halıda güneş gözlüğü takabilecek bir nokta olmak istiyorum hayatta. Yani değil mi? Onu ama yaşamak istiyorum. Çok neden iyi. Güneş gözlüğü takmak istiyor? Bana çok cool geliyor ya. Kırmızı halıda güneş gözlüğü takmak. Yani böyle havalı bir tarafı var. Bilmiyorum. Güzel Alpaşına gözlüğünü falan da yani. Ya takmam büyük ihtimalle. Ha. Teşekkür ederim aşkım. Çok sağ evet. ol. Büyük ihtimalle takmam ama böyle kırmızı halıda güneş gözlüğü bir ya, cool geliyor bana. Öyle görkemli bir alan ki orası. Bence böyle çıplak bir gözle görmek başka türlü. Ya. Yani o iletişimi kurmak, o basınla, çevrendekilerle. Gözlüğün arkasından bakmak yerine direkt temas, temas çok etmek çok etkileyici. Tadını İnşallah. Çıkar bence tam tersi. İnşallah öyle bir durumda kalırım Olur. da şeyi düşünürüm. Güneş gözlüğü takayım takmayayım mı takmayayım mı? Sorumluluğu alayım mı almayayım mı? Derdim o olsun. Aha bitmedi. Daha dur bakalım ne yazmışsın. Ha. Çok güzel. 2008. Bunu gerçekten bir hani mizahi olarak değil, seni ağırladığımız için bir teşekkür kendimize ederim. Bir onur nişanesi olarak ya aldık. Ya ne tatlısınız. Cannes Film Festivali 2008'den Cannes Film Festivali 2009'a selam olsun. 2019'a. Ben ne dedim? Genelde 2009 atlayarak dedim, konuşuruz çünkü acelemiz var. 2019. Ah ben kendimi nerelere vursam. Yutarız sürekli. Çok özür dilerim. 2019'a selam olsun. 2019'da Yani 2008'den 2010'da demek ki 2019'da koymuşum bunu. Evet. Ha, evet. Yes, doğru. TBT yapmışsın yine. Galiba. Evet işte. Ben evet, hiç evet. bu şeye o kadar hakim değilim ki. Sen yani. Tamamen şu anda kandasın yani. Ben burada şu an başka buraya şeyle ilgilenmiyorum. Güneş gözlüğümle oradayım. Öyle söylemiş. Benim. Ya, EBC benim şu çok an. Çok iyi. Devam. Biz Nuri Bilge Ceylan'ın anlaşmadan Nuri ile bakar mısın kıyafetimizin renkleri uyumuna? Üçünüz de çok uyumlusunuz. Hiç yani o evet. kadar alakası zamanda seçtiğim sadece bir uyum var gerçekten. Sağ olsun Nuri Bey, iyi ki var. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çok güzel kesinlikle. Bir iş kesinlikle öyle. Biz Efe ile Ebru'cum da öyle. Nuri Bilge Ceylan'ın audition'ına girmiştik en son film için. Audition'a girdik ve beraber audition verdik. Ay. Ve çok kazandık. Biz oynuyoruz. Haberiniz yok. O bile çok güzel bir biz şey değil mi ya? Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle öyle. Biz böyle çalışma. İnanılmaz heyecanlı bir şekilde çalıştık, hazırlandık vesaire falan filan ve sadece şu anı anlatmak istiyorum. İşte Nuri Bey'in ofisine gittik. Evet. İşte zili çalacağız ve kendi kendimize şöyle bir totem var. Hadi zile beraber basalım. Ya çok tatlısınız. Neyse olmadı. Bak ama beraber olsun. Basmasaydınız madem olacak. Anlatıyoruz. Madem, en azından biriniz olacaktınız. Bir dakika madem anlatıyoruz evet. bunu ben de anlatıyorum. Eksartıyı olmadı keseriz. Götürmüş. Hatice'cim benim evimden Nuri Bey'in ofisi gözüküyor. Oo, ben hangi sokakta oturduğunu biliyorum şu an. Evet. evet. Meriç de bana dedi ki şöyle bir teklifi geldi. Dedi ki burada akşama kadar oturup başka kimler giriyor bakalım. Ya. Madem anlatıyoruz. Kaç gün sürüyor o görüşmeler. Böyle dedim mi ya? Yani şöyle nefes alan günler. Her oyuncu girmiş zaten. Hani o şeye. Evet. Evet evet. Teşekkür ederiz. Muhteşem bir görüşüm. Harika bir deneyimdi. Deneyimdi. Devam edeceğiz. Evet, evet. Hazır çok. Mısın? Tabii ki. Çok da güzel gidiyor. Çok hoşuma gitti. Vay. Wow. Evet. Vay yavrum vay. Ne kadın be. Ne kadın be. Burada. Ay, Gamze'nin elbisesi üstümde. Hı-hı. Ay çok severim Gamze'yi. Bunu bana hala yapmadı bu kıyafetim. Keşke vermeseydim çünkü çok güzel duruyor insan çok üstünde güzelmiş. Ya. Çok güzelmiş. Hiçbir şey giymene gerek yok. Gamze Hanım yani sıkılmış. Gamzeciğim Gamze Sarıçoğlu lütfen artık. Ya çok severim buna Gamze. Buna ne yazmıştın bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Son şeyde de giydim. Hamlet'te de giydim kıyafetini. Burada bir şey vardı. Ay Hamlet de ne kadar iyi ya muhteşem. Bu arada Hamlet'i konuşmadık. Hamlet'i de konuşuruz evet. Hamlet muhteşem ben çok sevdim. Kesinlikle. Bakalım Hatice Aslan ne yazmış? Ne yazmışım Allah Allah. Hiçbir şey. Zaman yok. Zaman yok. Acaba niye öyle bir şey? Star da olsan. Ya o anki ruh halim nedir ki? Kim bilir?
Nerelerdeyim kim bilir. Ya bu insan ruh hali ya. Çok saçmalıyor kesinlikle ya. Öyle ama gerçekten caption'la poz yani şöylesin hani zaman yok. Ama devamı var bunun böyle böyle kim bilir neler oluyor da. Nasıl geçiresim geldi şu an noktaları. Şöyle şöyle. Ama genel olarak çok zaman yok. Ya. Arkadaşlar bu postu bulup lütfen kaydırın ve neden zamanlı olmadığını bulun Hatice Hanım'ın. Neden acaba? Çok iyiymiş ya. Çok güzel. Son fotoğrafımıza geçiyoruz. Ha. Ay. Vay. Yine bir. Yine bir Avrupa mı? Amerika mı derler? Amerika mı? New York. Bir renk cümbüşü adeta. Yine harika New York'ta bir mıyız? New York, ben tamamen Hatice Aslan yapmaya çalışmıştım. O kadar alakası ve basit. Abi hiç böyle düşünmemiştim. Tabii. Aa dedim bir dakika. Aslan, Hatice Aslan. Bitti. Şok açıklama. Hatice Aslan. Aa, harika. Netlik. Ben severim netlik. Ben bunu hep söyledim. Ya bu netliğin daniskası. Ya muhteşem. Daha ne olabilir? Ya alakasızın daniskası. Ya bu Instagram'ın varoluş sebebi filan zaten aslında. Kesinlikle. Gerçekten. Ay yine bir New York. New York burası. New York her mu? Yıl Haziran ayı gitmeye çalışıyorum. Yani çünkü başka türlü buluşamıyoruz Ekin ve Gizem'le. Tatlı gelinim bu arada Gizem de. Buradan çok öpüyorum. O da çok iyi bir moda tasarımcısı. Şahane bir markayla geliyor. Hadi bekliyoruz. Bizim New York'a gitmemiz artık farz oldu. Farz oldu. Biz Haziran'da tam New York'tayız. Senlik bu arada. Senin gerçekten bedenine mi? Çok uygun kıyafetleri var. Çok sevinirim. İnanılmaz seve. Yani. Gizem, Gizem'im. Gizem'im buradan çok selamlar. Çok selamlar. Sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hoppa. Şimdi. Çok iyi abi ya. Ne alaka. Haftanın atasözü de gelsin. Şok oldum. Yani. Yer yatağında yatan düşmez. Şok oldum. Fazla havalanmayın ya. Çok iyi bir laf değil bu arada ama ne alaka? İlk defa duyuyorum bu lafı. Yer yatağında yatan düşmez çok güzel bir atasözü. Var net. Kesinlikle isterseniz çok uzmana güzel. Sorabilirsiniz. Uzmanımız uyuyordur şimdi. Kutusunda uyuyordur. Öyle. Doldurdu alanını. Evet. Hay Allah. Ama çok güzel bir kelime değil çok mi? Çok güzelmiş. Ben ilk defa duyuyorum. Yer yatağında yatan düşmez. Yani. Çok güzel ya. Çok güzel. Gereksiz böyle papalar falan kalkmasın. Yani gerek yani, yok. Gereksiz havacıma evet. Yapmayın. Havacıma Faden'de yapmayın. De bu var bu arada. Hani Hatice'de de Aslan'da da. Bir... Doğru. Hani bunu söylediğin ya. Yer yatağında yatan. Ya ya bu genelde fotoğrafla çok alakalı şeyler yok, yazmıyorum. Tabii. O an hani kelimeyle fotoğraf alakası olabiliyor. Yok zaman yani... Yok da birazcık şey yapmışsın. O sıralar hep yer yatağında yatıyormuşum meğerse oğlumun evinde. Ya bu postlar birbirle bağlantılı. Meğerse sadece onu demek istemişim. Aynen. Yok çok güzel orada da çok inanılmaz güzeller. Vallahi. Aa, bitti. Bu kadar. Çok iyiymiş ya. Çok kaliteli bir akışta. Bunları bana veriyor musunuz değil mi tabii sonra? Ki. Tabii ki. Ne yapacağım? Evde. Ya istiyorsan tabii ki. Hediye en ederim. Çok Dilek Hanım şey yapar buna üstüne. Neyse. Kalabalık, ev kalabalıklaştıkça. Neyse. En sonda o zaman gerçekten çok Meriç de bahsetti. Hamlet bir yandan da değil mi çok aşırı ya harika devrimci de diyebileceğimiz evet. Bir iş. Muhteşemsin yine içinde. Muhteşemsin gerçekten. Aslında şöyle bir sevdiniz şey var. Yani. Ben çok sevdim. Çok yeni bir şey. Efe sanki seyretmemiş gibi soruyordu onun için. Bir hissettim. Bu Otello ne? Otello'ydu değil mi sen? Ne, nasıldı o? Sanki böyle hani vardır hani seyretme zaman. Söylenmiş olmak için. Otello'da çok yedin. Ay ay tabii seyrettik. Ve Lady aslında, Macbeth. Lady alakası. O da güzel olur. Keşke bu Kaan arada yapsa. Gerçekten harika olur Kaan, Macbeth. Kaan, Nick Kaan. Sen harika Lady yapsa. Macbeth sen olursun. Sen bir noktada ben... Şık ellerimden melun. Eke diye başlarım artık. Evet. Çok izlemek istersin Lady Macbeth'te. Olur. Yapımcılara ben ve kana şey giderseniz lütfen. Hayır, bana oyna diyeyim ben oynayayım. Hatice Hanım'ın ekibiyiz biz yanlış anlaşılmasın. Yani o kana gidip biz de geliyoruz. Kaledeyiz hep beraber. Kaledeyiz. Ve okay. Meriç'in aslında bahsettiği çeşitliliğin belki de son halkalarından biri Hamlet. Hı-hı. Orada da bizi mutlu ettin bizi. Gerçekten performansla bizleri gururlandırdın. Teşekkür mutlu ederim. Kaan'ın sayesinde. Kaan'a hayranım. Yani öyle bir iş çıkarmış ki. Yani bir insana Shakespeare'i nasıl bu kadar güzel yorumlar? Nasıl bu kadar güzel bir at arabacı krallığına dönüştürür? Hı-hı. Çok cesur bir iş nasıl gerçekten. Nasıl görsellik, nasıl bir görüntüler onlar? Yani kesinlikle. Her şeyle ve oyuncu kadrosu zaten muhteşem.
Çok teşekkür ederiz. O derece. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ya, İyi ki ben teşekkür ederim. Harika. Bize bir anı olarak da dosyanı imzalarsan her konumuza rica ediyoruz. Senden de bir imzanı atarsan şuraya. Bir kurşun kalemle. Evet. Çünkü emin misin bu anının kalacağını? Kalacak merak etme. Bir de silgiyi de hazırlamış. Silmiyor ama. Hayır. Silmiyoruz biz burada. Vekil neyim ben şimdi? Hadi vekil ol. Vekilin oraya yaz. Senin vekilin olayım. Evet. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. İyi ki geldin. Baştan alın. İyi ki geldin. Ben kapatamıyorum programı. Evet, programın en kötü yanı kapanamaması. Kapanamıyor. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Meriç'im, İyi ki geldin. Var mı ekleyeceğim bir şey? Hayır, harika bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle dolu dolu, evet, üçlü. Evet, kesinlikle. Konuğumuz Hatice Aslan'dı. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Schweppes Teras Noir'ı sundu.